Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün yaşamla alakalı aslında filtrasyon veya gerçek olanla gerçek olmayanı idrak etmekle ilgili bir farkındalık söyleşisi yapmak istedim sizinle. Yaşamınızda birçok zaman gerçek olan ile gerçek olmayanı ayırt etmekle ilgili ciddi aslında deneyimler yaşıyoruz. Bunu siz de hayatınızda farklı şekillerde yaşıyorsunuzdur. Bunu kısaca aslında daha iyi anlayabileceğimiz şekle getirerek size izah etmek istiyorum. Evinizde diyelim ki bir gün bir çamaşır yıkamak istediniz ve bu çamaşırı makineye attınız ama baktınız ki deterjanınız yok. Ve zamanınız o kadar kısıtlı ki o an böyle kendinize hayıflandınız. Dediniz ki ya niye daha önce düşünmedim ben bunu? Şu an olsaydı ne kadar güzel yıkanacaktı ama zamanım da yok yarın öbür gün diye. Böyle kendinize bir önem arz ettiniz o anda ve bunu işaretlediniz. Artık makinenin deterjanını belirli aralıklarla kontrol etmeniz gerektiğini işaretlediniz. Hayat tam da böyledir işte. Hayatınızda bir şeyin yoksunluğunu çektiğinizde işaretlersiniz veya bir konuda canınız acıdığında işaretlersiniz. Bu işaretlemeler artık sizin algı seviyenizde ön plandadır. Yani her şey daha arkadadır ama bunlar daha ön plandadır. İşte babanızdan sevgi alamadınız, işaretlediniz. Aldatıldınız, işaretlediniz. İş akdiniz feshedildi, işaretlediniz. Bu işaretlenenler her zaman algınızda daha seçicilik yaratır. Ve siz bir olaya bakarken bu algı üzerinden bakarsınız. İş akdiniz diyelim ki feshedildi, bunu işaretlediniz. Artık istediğiniz bir şey alamadığınızda veya birisi size bir şey vermediğinizde bu algının üzerinden hemen ona bir mana yüklersiniz. Ve bu mana üzerinden anlam, duygu, hareket, enerji, motivasyon diye böyle akar ve gider. Ve siz bunda artık bir sonuç elde edersiniz. Dersiniz ki ben hiçbir yerde istenmiyorum. Dolayısıyla hayatımızda da bu tür işaretlemeler bizim hayatımızda yaşayacağımız birçok şeye mana verebilir. Makine deterjanınızı unuttuğunuzda şunu demelisiniz. Unutabilirim, ben insanım. Demek ki bu benim için önemsizdi ve buna dikkat etmedim çünkü hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Daha dikkatli olacağım deyip önem ve algınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Ve lütfen kendinizi bir yeterlik testine tabi tutmayın. Biz insanız. Hayatın akışında birçok zaman ve mekanda farklılıklar açığa çıkabilir. Çünkü eğer işaretlediklerimiz ne kadar fazlalaşırsa yeni çıkacak olan daha güzel potansiyelleri deneyimlemek yerine bu işaretlenmişlikler üzerinden bunu yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi burayı anladığımıza göre şimdi anlatacağım kısım biraz daha önemli. Beyin sistemimizde yani zihin sistemimizde her zaman bir verimlilik aranır. Bu verimlilik demek ne demek? Yani insan üretmedikçe, insan sürekli gelecekle ilgili bağlantı kurmadıkça, kendi için, insanlık için, etrafındakiler için farkındalıkla ilgili bir üretime geçmedikçe, zihin 24 saat çalışma programına odaklı olduğu için siz bir şeyi ona ürettirmezseniz o mutlaka işaretlenmişlikler üzerinden hayal kurup olabilme ihtimallerini gözü önüne alarak sizi sürekli olarak zinde tutmaya çalışır. Ve bu sayede hormonlarınız salgılanır, bu sayede bütün hücrelerinizin kan basıncı düzenlenir. Bu sayede kalp atışınız hızlanır, yavaşlar. Bu sayede kendinizdeki güçlülükler ve güçsüzlükler açığa çıkar. Yani şu açığa çıkıyor. Ya üreteceksiniz, bu üretmekten kasıt nedir? İşte size verilmiş olan yetilerinizi kullanarak hangi konularda kendinizi daha iyi hissediyorsanız bununla ilgili bu illaki bir ticari olmak zorunda değil. Bu her gün işte 10 sayfa kitap okuyup okuyamayanlar atabilirsiniz. Örnek çiçek yetiştiriyor olabilirsiniz. Onları en güzel nasıl yetiştirebilirim araştırmalarını yapabilirsiniz. El işleriniz vardır. Bu konuda yetileriniz gelişmiştir. Bunu yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirsiniz. Bunun gibi yani sürekli üretip
Ve bu üretimi de farklı şekillerde değerlendirirseniz zihin sizi hiçbir zaman işaretlenmişliklere götürmeyecektir. Çünkü zihinde bir filtre düşünün. Bu filtre insanın işaretlenmişlikleri akla gelince bir tanesini seçer alırsınız oradan. O seçip aldığınızla zihin sürekli olarak meşgul olmaya başlar. Ve bu meşguliyet sizi yorabilir. Çünkü yaşanmışlıklarınızı gözünün önüne getirir. Orada bir yeterliliğe tabi tutar. Siz orada işte kendinize zulmetmeye başlarsınız. Etrafınızdaki insanlara isyan etmeye başlarsınız. Ve bu şekilde gününüzü, haftalarınızı, aylarınızı kötü hale getirebilirsiniz. Kısacası bir duyguya yakalandığınızda, işaretlenmiş bir duyguya yakalandığınızda bunu deneyimledim ve geçtim diyebilirsiniz. Veya bu bana ait değil diyebilirsiniz. Veya bunu önemsizleştiriyorum diyebilirsiniz. Veya o anda yakalandığınız anda algınızı değiştirip şu an bununla ilgilenmek istemiyorum, bu benim için bitmiş bir deneyim deyip başka bir konuya yönelip en az 3 dakika 5 dakika onunla ilgilenip algı seviyenizi farklı bir hale, enerjinizi büründürebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki daha gerçekçi yaşamaya başlayacaksınız. Çünkü insanın işaretlediği bütün her şey insanın sürekli dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili bir algı oluşturur ve enerjiniz sürekli oralarda takılı kalır. Bakın bu anlattıklarımı hazmederek dinlerseniz eğer ne demek istediğim çok net açığa çıkacak ve siz yaşamınızı daha konforlu yaşamaya başlayacaksınız. Bu bana ait değil, bunu deneyimledim, bu bitti, bunu seçmiyorum veya başka bir konuya dikkatinizi, odağınızı, bilginizi yönlendirip onunla meşgul olursanız belirli bir zaman sonra 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika sonra artık sürecin değişmeye başladığını çok net göreceksiniz. Kolaylık olsun, idrak olsun, farkındalık olsun.